Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz ama pek de hoş gelmediniz gibi duruyor. Özellikle kripto para piyasasında kısa vadede bir umut bekleyen ya da ablalarının, abilerinin laflarına kanıp da bu noktalardan işte 20-25 bin dolar seviyelerinden alanların patladığını görüyoruz. Bu patlama devam edecek mi? Söylediğim gibi arkadaşlar, teknik bir yukarı yönlü düzeltme bekliyorduk, bunu hak etti demiştik. Ama bunun sonrasında en az %40'lık bir geri çekilme beklediğimi bir önceki videoda ve daha önceki videolarda detaylı, kapsamlı teknik analizleri sizlerle bir bir eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan paylaştım. Ve kripto para yükselişinin tarihini de 2024'ten önce beklememek en doğrusu diye söylemiştim. Bekleyen varsa da buyursun, şansını denesin demiştim. Ve bugün, yani bugünlerde özellikle yine söylediğimize gelindi. Tabi sakalımız da var ama demek ki bazı şeyler olmuyor arkadaşlar. Hiç önemli değil. Ben analizlerim, fikirlerimi sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Ve haber akışları da zaten düşmeye başladı. Şimdi bu düşüşü destekleyecek haber akışları lazımdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en büyük banka iflası geldi. Silikon Vadisi Bankası patladı. Ve en önemlisi, sabit coinlerde 1 doların altında bir hareket görmeye başladık. Bildiğiniz gibi USD coin, yani USDC diye bilinen kripto pazarlarının önemli bir varlığıdır bu coin. Ve tamamen nakit rezervleri ve kısa vade hazinelerle desteklenen sabit 1 dolar değerine sahip olma işlevini görüyordu. Ve popülerliği de çok üst düzeydi. Ve arkadaşlar 81,5 sente kadar geri çekilmesini yaptı ve film koptu. Şimdi bakıldığında tabi burada bir korku, bir panik havası başladı. Bu devam edecek mi? Tabii ki devam edecek. Bu sabit coin'in 1 doların altına inmesi acaba sıfırlanacak mı? Ve buna benzer diğer coin'ler ve özellikle alt coin'ler tehlike altına girdi ve zaten satışlar da sertleşmeye başladı. Yani bunların aslında haber açısından çok da tartışmaya gerek yok. Siz sadece teknik analize riayet ettiğinizde ve burada özellikle bunun sonrasında da temelle birlikte haber akışının geleceğini de artık bilmeniz gerekiyor. Bunu 5 yıldır, 6 yıldır zaten dile getiriyoruz, tavsiye niteliği olmadan, eğitim amaçlı. Ben yine söylüyorum, yine de söylemeye devam edeceğim. 2024'ten önce kripto para piyasasında bir yükseliş beklentisi olan varsa enayilikten öteye geçmeyecek bu beklenti. Ve yine söylüyorum, kısa vadede bir tepki yükselişi yapacağını zaten dile getirmiştim. Bunu da hak etti diye de belirtmiştim. 16 bin, 15 bin dolar seviyelerine iğne salladığında yükselişini yaptı. Bunun en babası 28 bin dolar seviyelerine doğru olur dedik. Ve bu daha kısa kaldı. 25 bin 200'lerden dönüşünü aldı. Investing verisinde böyle gösteriyor zaten. Hemen hemen de bu seviyeler. Ve zaten mum formasyonu da oluşturdu. Satış mum formasyonu ve aylık bazda her bir mum bir haftada, bir ayda oluşuyor burada. Yani işiniz sakat bu noktalarda eğer pozisyon aldıysanız. Kısa vadede, günlükte, saatlikte, işte hafta içinde yukarı yönlü hareket olur mu? İlla ki tepki yükselişleri olacak ama genel görüntü patladığının sinyal arkadaşlar. Ha, hiç yükselmeyecek anlamını mı taşıyor? Hayır. Ama bunun ardı arkasında haber akışları ve beklentiler devam edecek. Çünkü 2008 krizinden sonra doğan kripto varlık piyasaları ve özellikle daha doğrusu canlanan kripto varlık piyasası, acaba burada tekrardan bir yeni olumsuzluk yaşanacak mı? Yani özellikle 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz gibi bankacılık krizi söz konusuydu. Şimdi bu bankanın, yani Silikon Vadisi Bankası'nın peşine diğer bankalar da takılacak mı? Bildiğiniz gibi bu bankalarda arkadaşlar, özellikle bu Silikon Vadisi'nde bu stabil coin USDC'nin 40 milyar dolarlık rezervinin 3,3 milyar doları bildiğiniz gibi bu bankada arkadaşlar duruyordu ve iflası söz konusu olduğunda da şimdi burada ne oldu? Hemen 1 doların altına bir hareket geldi ve güven tamamen sıfırlanmış oldu. Şimdi bu tabii bütün kripto para piyasasına yansıyacak. Burada en ufak bir olumlu haber akışı oldu mu hepsine yarıyor. En ufak bir olumsuz haber akışı olduğunda da yine hepsine otomatik olarak negatif bir şekilde yarıyor. Ama tabii bu ufak bir haber akışı değil. Ancak bu desteklenecek arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Çünkü matematik bize şunu söylüyor. Ve en önemlisi, bakın bunu da söylemiştim. Bu da bir tabii
net bir görüntü. İster tez deyin, ister bir çalışma deyin. Ama bu Bitcoin'in tarihi zirvelerine geçmiş uzun yıllardan bu yana baktığınızda işte 2013 zirvesi, baktığınızda 2017 zirvesi, baktığınızda 2021 zirvesi de bugün dahil olmak üzere bu kripto para zirveden %80 düzeltme yapmış ve bu düzeltmeleri tahminen kabaca değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak 3-4 yılı hatta en az 3 yılı beraberinde getirmiş. Tabi belli bir bant aralığında tepki yükselişlerini yapmış ve daha da uzun sürdüğü görülmüş. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz, bunu dile getirmeye çalışıyoruz ama tabi burada maalesef daha video başlamadan tepki gösterenler oluyor. İşte izlemeden daha kapak resmini başlığı gördüğü anda hemen ona tersse, onun zararınaysa ya da onun pozisyonuna tersse adam tepkisini belli ediyor. Şimdi gidin size Ocak ayından itibaren yükseliş başlıyor diye sizi özellikle kendi kitlelerine dahil etmek isteyen, kendi kitlelerini genişletmek isteyen ve bu tepki yükselişlerini söylemeden, yani çünkü bütün para birimlerinde, bütün enstrümanlarında bir düşüş yönlü analiz yapıldığında bu izleyicinin negatif olarak kanal sahibine ya da içerik sahibine dönüşünü gösterir arkadaşlar. Ama ben bu noktada hiçbir zaman olmadım. Geri çekilmeyse geri çekilme, yükselişse yükseliş, tepki düşüşü ya da tepki yükselişi ise tepki yükselişi. Bu saatten sonra, bundan sonra ezecekler. Bunu da göreceğiz. Şimdi ne oldu sorusu. Şimdi önemli bir düşüş yaşadık. Evet, 16 bin, 15 bin 500 lira doğru düşüş yaşadık. Tam bitti dedik, aldık. Yani aldınız. Ve artık bu noktadan sonra düşmez dediniz. Güçlü bir hacimli mum bıraktı dediniz. O da olmadı. Şimdi geri çekilirken bu noktada satacaksınız zararına. Bu daha çok zarar ettirmeden ben satayım hesabına gideceksiniz. Daha dibi görecek, yani alım seviyesine gelecek artık. Bu seviyede de korku hakim olduğu için, haber akışları daha çok ön planda olduğu için bu sefer ne yapacağız? Alamayacağız ve treni de arkadaşlar kaçırmış olacağız. Ha, buralar bakıldığında teknik anlamda satılır mı? Şimdi tabi zirveden alan arkadaşlar işte 70 bin, 60 bin, 50 bin hatta 40 bin, 30 bin dolar seviyelerinden alan adamın bu noktada artık zaten satmasının ya da böyle bir panik ortamına girmesinin çok da bir mantıklı tarafı yok. Yüzdelik anlamda değerlendirilir. Artık bu adam ufak ufak alıp ortalama düşürecek. Bu da 13.500, 14.000 dolar bantlarında ilk etapta takibi yapılması gerekiyor. Çünkü burası önemli bir destek. Aynı zamanda aylık bazda oluşan gapli bölgenin, yani gaplı bölgenin kapanış seviyesi. Bu nokta henüz tamamlanmadı ve şu an bunu destekleyen haber akışları da devam ediyor kardeşim. Biz sadece Bitcoin üzerinden yapıyoruz. Diğer hepsinde de hemen hemen zaten takibi yapılır. Bazı kripto paraların işte mahkemeleri var, haber akışları var, projeleri var, onlar bunlar var. Arada ufak tefek sıyrılan ya da hiç projesi olmadan ya da en ufak bir haber akışıyla birlikte sansasyonel bir şekilde işte 20 kat, 30 kat, 50 kat, 100 kat, 300 kat artabilen coinler de olabilir. Sazan gibi hemen uçana zıplamayın, almaya çalışmayın. Hikayeye bakın siz. Genel hikayeyi değerlendirin ve özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın para politika döngüsüne bakın. Sıkılaşma devam ettiği sürece risk devam ediyor demektir. Yani Amerika ekonomisinde, Amerika enflasyonunda, Amerika bankalarında, yani dünya finans merkezinde kriz devam ediyor demektir. Bu krizin devam ettiği dönemde sen hangi akla hizmet gidip de kripto para alıyorsun? Ya da kimin aklına hizmet edip de buradan tepki yükselişinde sazan gibi atlıyorsun? Bu da ayrı bir mesele. Şimdi bazen kırıcı konuşuyoruz ama videolara daha başlar başlamaz hemen ben takibini zaten yapıyorum. Yani paylaştığımız andan itibaren adam daha izlemeden hemen tepkiyi gösteriyor. Ya bir 10 dakika bu adam ne konuşmuş, ne anlatmış, hangi seviyelerin kritik olduğunu belirtmiş, bir akla, mantığa, hizmete yatan bir yanı var mı? Bir dinle. Ama yok. Ama bu tarz adamlar müstahak. Bunun daha fazlasına müstahak. Umarım daha beter olurlar. Umarım daha beter zarar ederler. Çünkü emeğe saygı yok. Arkadaşlar bu saatten sonra iş biraz daha zorlaşacak. Yani baskıyı devam ettirecekler ki iyice dökebilsinler. Tabii 2008 krizinde olduğu gibi diğer birçok bankada buna dahil olacak mı? Zannetmiyorum. Çünkü şu anki özellikle 2023 dünya ekonomisinin genel durumu daha iyi. Ama tabii
illaki patlayan bankalarda birkaç tane daha olacaktır. Ve bu patlayan bankalar, özellikle Silikon Vadisi Bankası gibi önemli kripto varlık şirketlerinin mevduatları, işte birikimleri, paraları bu bankalarda, birçoğunda. Ve en önemlisi işte tabii stabil coinlerden bir tanesi. 1 dolardan sabit işlem görürken 92 sente düşüyor, 85 sente düşüyor, 82 sente düşüyor ve güven algısı da bitiyor. Abi bunlar geçicidir illaki ama tabii burada bir zamana oynama durumu da söz konusu olacak. Bunu söyledim, söylemeye devam ediyorum. Bu yıl kimse bir şey beklemesin. Bu yıl sürünme yılı arkadaşlar. Bu yıl ezilme yılı. Tabii yılın son çeyreğinde yine bir bakarız. Yani bir değerlendirme yaparız ama artık yılın ilk çeyreğini de tamamlamış bulunuyoruz neredeyse. Yani hikaye yok şu anda. Bir yükseliş hikayesi yok. Aksine batış hikayesi. Aksine daha çok düşüş hikayesi şu anda ön planda, söylediğim gibi. Beni sevip sevmeniz önemli değil. Beni takip etmeniz, edip etmemeniz önemli değil. Bana saygı duyup duymamanız önemli değil. Ben sizi tanımam, siz beni tanımazsınız. Ben sizi görmem, siz beni görmezsiniz. Ama emeğe saygı. 70 bin dolar bandından itibaren, hatta ikinci 70 bin denemesini yaparken de söylemiştim, o tepki yükselişinde, o sazan avında bu günleri anlatmıştım ve haklı çıkacağımızı da düşünüyorum demiştim. Ve görüldüğü gibi de bugün rahat rahat konuşuyoruz. Elimde 1 liralık bile kripto varlık yok. Yukarıda Allah şahit. Ve sadece sakin bir şekilde izliyorum. Neresi dip olur? Kademe kademe, parça parça, orta ve uzun vadeye ilişkin babalar gibi de toplarım. Bu piyasada olay bundan ibarettir. Ahmet'in Mehmet'in lafıyla hareket ederseniz bugün patlamaya müstahaksınız. Sözüm meclisten dışarı, yanlış anlaşılmasın. Hepinizi çok seviyorum. Kimse kısa ve orta vadede bir yükseliş beklemesin arkadaş. Benim görüşüm, fikrim, eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan bu şekildedir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.